su baskını elektrik çarpmasına neden oldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde su taşkını yüzünden zemininde su biriken iş hanının çalışanını elektrik çarptı. Su birikintisi yüzünden büyük tehlike atlatılan binanın elektrik şarteli de indirilince iş yeri olan sakinler adeta isyan etti. Logarlar tıkalı. 11 ay oldu. 11 aydan beri bir tane logar açılmadı. Yazık günah değil mi bu kadar insanlara? İnsanlar çalışıyor, devlete vergi ödüyor. Bir tane yetkili gelip de ne büyük şehir bir tanesi gelip de halimizi hatırımızı sormuyorlar. 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun sahilinde oluşan zemin çökmesiyle birlikte her yağış ve deniz yükselmesiyle yaşanan su taşkını bölgede bulunan binaların zemin katındaki esnafa adeta çile çektiriyor. Suyun içinde kaldığı için herhalde onlar kontak yaptı, öyle duman oluştu. Emniyet tedbirli itfaiyeyi çağırdık. Geldi, kontrol ettiler onları da. Herhangi bir şey yok dediler. Ana şartelimiz kapalı zaten. Boşaltamayız dedi itfaiye. Kimse boşaltmıyor. Suyun yüksek olması lazım diyor çekebilmemiz için. Yapacak hiçbir şey yok. Bu ızdırabı çekeceğiz. İşimize giremiyoruz. Zarardayız. İlgilenen yok. Savaş Mahallesi, Mareşal Çakmak Caddesi üzerinde Nüfus Müdürlüğü bölgesinde bulunan birçok bina gibi 48 iş yeri bulunan iş hanı zemin katında sular altında kaldı. Suyla kaplı zeminde çizmeyle dolaşan iş hanının 36 yıllık çalışanı Mehmet Nazım Kurt, "Elim suya temas etti. Birden elektrik çarptı. Çok korktum, kaçtım." dedi. "Elim suya değdi, kalktım. Elim titredi, bıraktım, kaçtım geldim. Ne yapacağımı şaşırdı kaldım. Suyun içindeyiz. Ne yapacağız? Ben anlayamadım ki. Sen neden beri ben buradayım?" Apartman görevlimiz Mehmet amca bu şekilde bir olaya maruz kalmış. Elektrik çarpmış kendisini. Allah'tan bir şey olmamış kendisine. Yine bunun sebebi de aynı şekilde. Hasar çok büyük kardeşim. Bir önceki selde yaralarımızı sarmaya başladık. Fakat tekrar oldu. Tekrar mağdur durumdayız. Ondan sonra sürekli devam edecek. Bunun çözülmesini istiyoruz gerçekten. Acil bir şekilde. Adnan Trafik Polisi. Abi ya. Hastalar mimar mı ya? Depomu çek. Rezilliği çek. Kendine götüreyim mi?